Merhaba arkadaşlar. Lombardini Antur 12 benlik motorun gaz yayı kırılmış. Gaza basıldığı zaman takılı kalıyor. Geri saldığı zaman hemen gazı savmıyor. Bunu nasıl yapılır görüntüleyeceğiz. İyi seyirler dilerim. Ne var? Çay git. Çay çay. Ses var. Evet. Bunu sökmeden önce pozisyonuna dikkat etmek gerekiyor. Mesela bu şekilde kol burayı gösteriyorsa diğeri de aynen bu duvara vurması lazım. O yüzden buraya işaret yapabilirsiniz. Tamamdır. Ardından da bunun duruş pozisyonuna bakarsınız. Duvara vurduğu zaman bu şekilde gelecek, görüyorsunuz. Aksi halde gaz ayarı yapmakla uğraşmanız gerekebilir. Gördüğünüz gibi yayı kırılmış. Bu yayı değiştireceğim. Eğer yağ kaçırırsa tam buradan şuradaki o-ringi değiştirebilirsiniz. Görüyorsunuz o-ring işte. Burada iki tane delik bulunur. İki tane delik vardır. Biri kapakta, biri de mandal gaz kolunda. Takarken ikisi de deliklere girecek şekilde takacaksınız.
İşte yayı taktık. Bayağı sert. Şimdi de kolu tam pozisyonunda takmamız gerekecek. Sabitleyici var. Çubata sabitleyici. Bu iki araya çizgi çizmiştik. Tam sarınca buraya gelecek. O halde parmağı bu şekilde bunu bu köşeye zorlayarak alttaki çizgiyi görüyorsunuz. Bu yana dönebilir. Tam bu çizgiye bakacak şekilde sıkacaksınız. Bu şekilde bakarsa yani ayar vermezseniz buraya geliyor ama buraya gelmesi gerekiyor. Bu şekilde takacaksınız. Aksi kadar yapmakla çok uğraşırsınız. Şimdi kontrol edelim. Yanlış pozisyonu görüyorsunuz. Şu anda pozisyonu buraya geldi. Olmadı o zaman. Yine aynı şekilde oldu. Sıkarken bu kelebek o yana kayıyor. Bunu sabit tutarsak daha kolay ayarlayabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi şimdi gördü tam çizgiye geliyor. Önceki sıkmalarında tam buraya geldi. Bu yüzden motor ayarlayınca çalışmıyor. Gaza basınca anca çalışıyor. Salıncı ise stop ediyor. Ve görevi tamamladık. Bu yana geliyor. Tam gaz basıncı da diğer köşeye gidebilir. Bale gitti.
kendi kontesi sağlam. Bu yüzden değiştirmeye gerek yok. Bali sürüp geri takabilirsiniz. Takarken gaz bir taraf bastığından bir şekilde sokuyorsun, sonra çeviriyorsun böyle. İşte bu şekilde ardından çevirirsiniz. Eleman pat pat da oturuyor, işi takip etmiyor. Bu yüzden de anahtar gelene kadar video oluyor, kusura bakmayın bu yüzden. Bazı elemanlara hiçbir şey söylemeye gerek yok. Kendisine ne lazım olduğunu, ustanın neye ihtiyacı olduğunu usta söylemese de anlayabiliyor. Bunu nereden biliyorsanız, diyorsanız kendimden biliyorum tabii ki. Uzun süre böyle tekstilde çıraklık yaptım. Ardından ufak tefek ev tatilatlarında, evimizin oralarda çalışan ustaların yanına yardım ediyordum. Böyle bir şekilde güzel çıraklık yapmış oluyorum. Ama tamir gibi işlerde, araç tamirlerine hiçbir zaman çıraklık yapmadım. Kendi kendime yaptım, geliştirmiştim. Şimdi de gaz kelebeğini takalım. Dökerken nasıl söktüğünüz çok önemlidir. Eğer nasıl söktüğünüze dikkat etmezseniz takarken bayağı çaba sarf edersiniz. Ama siz bana oranla çok şanslısınızdır. Çünkü siz... Bizim zamanımızda YouTube gibi bir kanal yoktu. Ama sizin sayenizde her şey var ve daha çok araçlar, daha çok bilgi, daha çok ilim öğrenebilirsiniz bu sayede. Her şeyi yapabilirsiniz. Hatta beni bile geçip aşarsınız. Bazı çaba motorlarında bu saplama gevşiyor. Bunun arızayı nasıl anlarız derseniz, gazı saldığınız zaman stop eder, kapağı açıp kontrol edersiniz. Bu saplama gevşemiş olur. İki elemanım var. Biri iyi, tecrübesi var. Önceden bir yetişti, biri daha henüz değil. Uğraşıyor, uyuyor. Öyle öğrenecek umarım. Şu anda oyun oynuyor burada.
Merhaba arkadaşlar. Videoda tam bitişe gelince GoPro kendiliğinden kapanmış. Bunu fark edemedik. Hemen buradan sonra zaten video bitmiş oluyor. Ara takıyorum. Öyle öyle öğrenecek umarım. Şu anda oynuyor ha burada. Ardından bu kısımdan sonra motoru çalıştırdık ve ayarları da gayet güzel çıktı. Erken farkına varsaydık pat pat buradaydı. Şimdi gittiği için tekrardan yayınlayamıyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim. Zor şartlarda böyle videolar yapabiliyoruz. Umarım bir faydası olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.